Geçen ay meşgul muhabbeti takip edenleriniz olmuştur. Bir şair kaymakamın üç eserini burada icra etmiştik. Saraydüzü, Sinop Saraydüzü kaymakamıydı o. Dostluğumuz bu vesileyle ilişkilendi ve devam etti. Bir ay kadar önce de kendisi dedi ki Ankara'da bir zatla tanıştım. Epey sohbet ettik dedi. Sizden de bahsettim. Size bir kitap göndermek istediğini söyledi dedi. Bu kitaptır. Bu zat Haydar Ali Diriöz. Kitabın adı Kudema'nın yolunda birkaç adım veya Çocukluğumda başlayıp devam eden heveslerim diye böyle bir küçük not da lütfetmiş kendileri. Bu zat kimdir? Birazcık tanıtmak isterim size. Haydar Ali Diriöz, ümmi, yani herhangi bir bu manada eğitim almamış bir zat. Fakat kendi kendini yetiştirmiş şair, edip ve mütercim Abdülkadir Lazip Diriöz'ün oğludur. Annesi işte etrafındaki insanlara yardıma koşan Fatma Hayrı Musa Hanım vesaire. Burada bir özgeçmiş var kendisine dair. Bu kitabın eskilerin tabiriyle dibacesinde, yani ön sözünde şöyle bir laf var. Değerli bir alim ve hatip olan Profesör Doktor Meserret Diriöz'le evlendi. Tıp doçenti bir doktor kızları ve diplomat iki oğulları vardır. Ve sonra kendisi neden bu kitabı yazdığını anlatıyor. İlk mektepten itibaren işte manzum şeyler yazmaya hevesli, meraklı. Daha sonra 1942 yılından itibaren de muhtelif yerlerde yazılar yazmış. Devletin pek çok kademelerinde, özellikle uluslararası anlamdaki kademelerinde görevleri ifa etmiş bir zat. Ve ikinci haber geldi bu kitaba dair. Dedi ki Ali Haydar Hoca kendisini bir aramanızı istirham etti dedi. Bir gün telefon ettim. Çok kibar ve nazik bir insan. Yaşı maşallah 92'lerde civarında, 90 üzerinde. Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Kendisi dedi ki bu kitabın içerisinde bir şiir var. Kitaba bedel sayarım bu şiiri dedi. Eğer gözünüze takılırsa bir bakarsınız dedi son laf olarak ve kapattı. Sonra Kaymakam Bey'le de konuşurken, Yusuf Bey'le, o da dedi ki kendisiyle sohbet ettiğimizde de bu kitabın içerisinde bir şiir var. Bu şiir kendisi için çok önemli olduğunu söyledi. Bir bakar mısınız dedi. Bendenizde tabii tamamını hemen gözden geçirdim ama bu şiire gelince sevgili meserretime diye başlık atmış. Ben okumayacağım şimdi şiiri. Ve biraz üzerine çalıştıktan sonra Hüzzam makamında, zaten şiirin kendisi alıp götüren bir şiir. Hüzzam makamında bir şarkı oluşuverdi. Bir akşam geç vakit kütüphanede elime bu bilenler bilir, Nabi, Urfalı Nabi merhumun divanıdır bu. Fakülte yıllarında 1995'te almışım ben bunu. Hiç aklıma gelmiyor ki Meserret Diriöz, Nabi Divanı 95'ten bu yana benim elimde ve defalarca içinde her yeri gördüğünüz gibi karıştırmışımdır. Hiç aklıma gelmiyor ki burada kocaman Profesör Doktor Meserret Diriöz yazıyor. Kitabı elime alınca birden durakladım. Şimdi ve kitabın üzerine bir not yazma ihtiyacı hissettim. Allah kimseye borçlu kalmaz. Çünkü burada Meserret Hanım bu kitabı yazdığında annesi ve babasına ithaf ediyor. Sonra da kitabın ön sözü olan kısmında pek çok teşekkürden sonra sırası düşmüşken beni teşvik eden ilmi çalışmalarım sırasında müşkillerimi çözmek zorluklarımı gidermek için hep yanımda olan klasik edebiyatımızın emsalsiz mütehassısı, gerçek ilim adamı, eşim Haydar Ali Diriöz'e de candan teşekkürler diyor. Dolayısıyla Meserret Hanım'ı bu şekilde aslında 95'ten bu yana evimizde misafir etmişiz ama hiç aklımıza gelmemiş Meserret Hanım bu ve Haydar Ali Diriöz'ün eşi. Bu kitapta da Haydar Ali Bey kendisi de işte dedik ya borçlu kalmaz ruhlar birbirine. O da eşine teşekkür ediyor. Aslında bugün bu iki olayı da aktarmak suretiyle Meserret Hanım'ın ruhuna bir yağat, bir şahat olması bakımından sağ olsun yine Kaymakam Bey'in yönlendirmesiyle Meserret Hanım'ın ve Haydar Ali Diriöz'ün kızları bulunuyor aramızda. Ben onu huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Birkaç kelam etsin, şiiri kendisinden dinleyelim. Sonra şarkıyı bendeniz icra etmeye çalışayım. Buyurunuz Yıldız Hanım. Şimdi size bu şiiri okurken hata edersem, hatam olursa affediniz. Çünkü ben bir edebiyatçı değilim. Tıp dalında hata olursa affetmeyin. Ama bunda beni affedin. Bunu okumadan önce size kısaca anne ve babamı kısaca anlatmak istiyorum. 1920'lerde ülkemiz bir savaştan çıkmış, henüz cumhuriyet kurulmamış, çok fakir, hatta açlık içinde olan iki küçük kasabada doğmuşlar, ayrı ayrı. Birisi sıtmadan yaşayabilmiş, diğeri tüberkülozu yenmiş. Yani yaşamak için çok gayret etmişler. Daha sonra okumak, araştırmak, öğrenmek hevesiyle lise tabii bulundukları yerlerde ne mümkün? Büyük şehirlere gidip liseye okumuşlar. Daha sonra İstanbul'da Edebiyat Fakültesi'nde aynı sınıfta birbirlerini bulmuşlar. Ne kadar enteresan, ilk bakışta aşk, annem, babam, sınıf arkadaşı. Daha sonra hayatta kalan ancak 3 çocuğu olmuş. Sizin de bahsettiğiniz gibi ikisi diplomat, üçüncüsü de benim. Edebiyatla ilgisi olmayan tek kişi ben olarak burada bulunuyorum. Bu iki insan, annem vefat ettiğinde 63 yılda evlilerdi. Eğer yaşasaydı çok uzun bir evliliği devam ettireceklerdi. Bir sürü sıkıntı, bir sürü yokluk, ama yokluk sadece ailelerde değil, Türkiye'nin yokluğu. 2. Dünya Savaşı'nda bir gün ekmek var, bir gün yok. Hakikaten zor bir dönemden sonra biz 3 tane evladını okutabilmiş, yetiştirebilmiş ama aralarındaki sevgi, muhabbet, şiir hiç ama hiç bitmedi. O ortamdaydı. Annem hastayken özellikle hastaneden görebileceğim bir ev tuttum. Anneme yetişeyim, serumunu takabileyim, onlara yardım edeyim diye. Ama babam bir türlü kabul etmedi. Babam onun ayağa kalkacağını, onunla hala şiir okuyacağını düşünüyordu. Bütün bunlara rağmen habire şiir yazıyordu ona. İşte bu şiirde vefatından önce yazıldı, bir kısmını sonradan eklemiş. Size Yeşil Gözlü annemin şiirini şimdi takdim edeceğim. Şöyle bırakayım mı? Tabii daha. Sevgili Meserret'ime. Sevgili Meserret'ime. Ey gözleri yaprak yeşilim. Kesme hitabı. Billah ölürüm dizlerimin kalmadı tabı. Dur gitme koyup bir kesip bir çare bu yerde. Hatırla geçen günleri ey yağmur şevabı. 60 seneden fazla beraberdik efendim. Birden bırakıp gitmek olur mu bu turabı? Sık dişlerini. Bekle biraz. Ben de seninle. Gelmek dilerim. Ben ödeyim cümle hesabı. Hatırla ne yaptıksa beraberdi seninle. Yazmıştı yazan aynı günah ve sevabı. Birlikte okurduk, yine birlikte beraber. Hatmeyleyelim, gel şu gam-ı alude kitabı. Heyhat, beni dinlemedin, uçtun elimden. Ey Gözleri Yaprak Yeşilim, Verdin Azap. Efendim, Burkalı Nabi ile ilgili yapılmış en büyük çalışma bu. Ve tabii Haydar Ali hocamızın beni şereflendiren şiir kitabı. Diğer taraftan da bu buluşmayı, bu aradaki ilişkiyi sağlayan sevgili Yusuf Özbey'e huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Çünkü böyle bir insanla beni tanıştırmış oldu. Birkaç kez daha telefonla konuştuk. Çok müstesna bir hitap şekli ve hitabeti var. Kendisine sağlık ve uzun ömür diliyorum. Meserret Hanım'a rahmet diliyorum ve bu yağdı da onun hatırasına yapmış olacağız. Ey Gözleri Yaprak Yeşilim. Selçuk'tan biraz kemençe dinleyelim sonra. Ey gözleri yaprak yeşilim, verdin azabı. Ey gözleri yaprak yeşilim, yad etmek lazım, anlatmak lazım ki güzel örnekler çoğaldıkça arkasından yürüyenler de çoğalsın. Şimdi